Bir süre önce Türkiye'den vize isteyen ama talebi reddedilen Uygur Türklerinin annesi Rabia Kadir, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti. Kadir, katılacağı sempozyumda Uygur Türklerinin çektiği acıları anlatacağını söylüyor. Çin ise Japonya ile ilişkiler bozulabilir diyor. Tüm Japon halkını selamlıyorum. Buraya halkımın çektiği acıları, zulmü anlatmaya geldim. Halkımızı nasıl katlettiklerini, kaç kişinin öldüğünü anlatmak istiyorum. Hapiste tutulanların serbest kalmasını sağlamak için tüm dünyaya sesleniyorum. Uygur Türklerinin annesi Rabia Kadir, Japonya'da coşkuyla karşılandı. Uygur Türklerine destek veren Japonlar da Tokyo Havalimanı'ndaydı. Baskı altında acı çeken Uygur Türklerine destek verdiğimi göstermek istedim. Umarım Rabia Kadir'in ziyareti tüm dünyada Uygur Türklerine duyulan ilgiyi artırır. Daha fazla kişi gerçekleri öğrenir. Çin ise ziyarete tepkili. Kadir'in Çin-Japon ilişkilerine zarar verebileceği uyarısında bulunuyorlar. Pekin sokaklarında da rahatsızlık var. Ülkemizin birlik ve beraberliği göz önüne alındığında bu kişilere konuşma imkanı sunulmaması gerektiğini düşünüyorum. O bunu hak etmiyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürgünde yaşayan Rabia Kadir'i Şincan Özerk Bölgesi'nde 5 Temmuz'da yaklaşık 200 kişinin öldüğü şiddet olaylarını planlamakla suçluyor.